Tabii. Programını her hafta izliyoruz. Çok keyifle izliyoruz. Teşekkür ederim. Sen bizim için çok değerlisin. Teşekkür ederim. Benim bir sıkıntım var, bir problemim var. Bunu sana nasıl doğru cümleleri kurarak aktarmak istiyorum, eğer müsaade edersen. Seve seve dinliyoruz. Şimdi bugün bizim tercihlerimizin sonuçlandığı gündü. Biz bugün ben işletme mezunuyum. Evet. Atama ile ilgili bir sıkıntımız var. Bunu senin programında dile getiriyorum. Çünkü sen üniversite öğrencilerine çok önem veriyorsun. Sosyal sorumluluğu çok yüksek bir insansın. Teşekkür ederiz. Öğretmenler atanamıyorlar. Kadroları açılmıyor. Öğretmenler atanamadığı için bizim kadrolarımızı öğretmenlere veriyorlar. Dolayısıyla biz atanamıyoruz. Bununla ilgili bakanlıklara sesleniyorum ben. Müsteşarlıklara, müdürlüklere biz okuduk ama mesleğimizi icra edemiyoruz. Bizim yerimize başkaları yapıyor. Onlar atandığı için mutsuz değilim. Onlar da atansın. Herkes mutlu olsun. Ama herkes kendi işini yapsın. Öğretmenler öğretmen olsun. Kesinlikle. Bizler iktisadi ve idari bilimler okuduk. Bizler de idari işlerle ilgilenelim. İşimizi yapalım. Bunu söylemek istedim. O kadar güzel bir şey söylüyorsun ki, siz ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili bilmiyorum ama yani yıllarca tıp oku, sonra... Baba yanlış olmaz. Sana yanlış oldu, pardon. Pardon, Allah çok yanlış o oldu. Benim Sıla çok yanlış bir zamanda. Hayır, yanlış bir zamanda. doğru cümleyi ben kurayım. Üniversiteye girerken bir ümitle giriyorsun. Ya üniversiteyi okumak istiyorsun, bir şey öğrenmek istiyorsun, bir konuda uzmanlaşmak istiyorsun. Ya bir ümit var içinde. İlkokula giderken de bir ümit var, ortaokulda, lisede bin bir çeşit ümit var içimizde. Üniversiteyi okurken de bu ümidin hala içimizde olması lazım. Üniversiteyi okurken de bitirdiğinde bir şey olacağını, özellikle okuduğun branşla ilgili bir şey yapacağını biliyor olman lazım. Sen daha üniversitenin birinci, ikinci sınıfında ümitsizliğe kapılırsan, bu tabii ki bitirdiğinde çok hoş bir durum çıkartmıyor ortaya. Onun için üniversite bittikten sonra da bu atamalardan tutun da daha bir sürü şeye kadar, işsizliğe kadar bir sürü şeyin çözülmesi en büyük problemler zaten bunlar. Üniversiteyi bitirenin kalifiye olarak kendi bitirdiği bölümün işini yapması en doğru iş alacağız. En doğru işlerden bir tanesi. Onun için Sıla'cığım, bu konuyu da açtığın için sana çok çok teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar yanındayız. Bir alkışla.